Şimdi size anlatacağım kas, bel fıtığı, mekanik bel ağrısı, sakroiliyak eklem disfonksiyonu ya da sakroiliit gibi hastalıklarda ana etkilenen yapılardan biri. Şöyle bir durum başınıza geliyor mu? Oturdunuz, bir 15-20 dakika ya da bir yarım saat oturdunuz. Kalkarken doğrulmakta zorlanıyor musunuz? Böyle gövdenizi dikleştirmek için biraz çaba mı harcamanız gerekiyor? Ya da bir takılma mı hissediyorsunuz belinizde? İşte o zaman esnetmeniz gereken kaslardan biri bu. Şöyle ekrana resmi gelsin. Bu kas bel omurlarının tamamına tutunuyor, aradaki disklere de tutunuyor. Hani o fıtık yapan diskler. Şöyle düşünün, çok kuvvetli bir şekilde spazma girdiğinde çekti. Diski de çekiştirip duruyor habire. Sadece disk dokusuna mı peki? Hayır, bel omurlarını da çok şiddetli çekiyor. Resimde gördüğünüz az önce çift taraflı seyrediyor bir parçası. Biz buna psoas diyoruz. İşte ruh kası adı verilen kas bu. Bu kasın fonksiyonu şu: bacağımızı karnımıza doğru çekmemizi sağlar, yani kalça eklemini büker, ya da gövdemizi öne doğru eğmemize yardımcı olur. Dolayısıyla şöyle içe bükülmemizi sağlayan ana kaslardan biri. Yine ekrana bir resim gelsin. Burada kırmızı daire içerisinde gördüğünüz yere sakroiliyak eklem diyoruz biz. Yani leğen kemiğiyle hani o sizin kuyruk sokumu diye adlandırdığınız kemiğin, sakrum dediğimiz kemiğin ikisinin birbiriyle eklem yaptığı bölge burası. Bu eklemi de ilgilendiriyor. Öyleyse hem bel omurları hem sakroiliyak hem de kalça eklemini ilgilendirdiği için aslında 3 eklemi birden geçen kaslar bunlar. Bu kas tutulduğu zaman insanlar şöyle yürürler, topallayarak, çünkü bacağı açıp uzatamıyorlar. Kalça bükülü kalıyordur. Bu sebeple topallayarak yürürler ve biraz daha böyle yana eğik dönük şekilde, vücut o tarafa dönmüş şekilde. Ben anlayın diye daha abartılı gösteriyorum ama hakikaten böyle abartılı duruşta olan vakalar da gördüm ciddi spazmlarında. Ki bu hastalar bize bel fıtığı diye gelirler. Mesela böbrekler. Hemen psoas ve onun yanı başındaki quadratus lumborum dediğimiz, şöyle resim gelsin yeniden görün. Bu yapılar üzerinde 3 santim yukarı 3 santim aşağıya sürekli hareket eder bizim nefes alışverişimizle beraber. Anatomik yapıları böyle birbirinden ayrı düşünmeyin. Onlar böyle birbirleriyle iç içe girift haldeler. Yani böbrek dediğimiz, evet, üzerinde kayıyor ama o bölgede bir sıkıntı olduğunda, kasta bir problem, bir çekme olduğunda böbreğin hareketini de kısıtlıyor. Kum mu döküyorsunuz? Taş mı düşürüyorsunuz? O zaman bu yapıları esnetmeniz gerekli. Bağırsaklarımız yine bu kasın üzerinde, önünde hemen. Klinik anatomi kitabına göz gezdirdiğimde şöyle bir bilgiye denk geldim. Mesela apandisitle ilgili problemlerde bu kasın testlemesini yapıyorlarmış. Çok mantıklı, çünkü hemen önünde. Aynı şekilde leğen kemiğinin içerisindeki, özellikle de üreme organları ile ilgili dolaşımı sağlayan kan damarları da yine hemen bu yapının önünden ikiye ayrılıp içeriye doğru, leğen kemiğinin içine doğru seyrediyor. Ve yine elbette bacağa inen kan damarı da aynı şekilde. Bacak dolaşımı ile ilgili problemler görebileceğimiz gibi leğen kemiğinin içindeki o organlarla ilgili sıkıntılar da görebiliriz. Şimdi dedik ki tek taraflı tutulumunda kişiyi böyle döndürüyor. Ya da arkada o sakroiliyak eklem dediğimiz eklemi kilitleyebiliyor. Bazen fıtık ve sakroiliyak eklem beraber görülebilirken bazen de kişi fıtık diye geliyor ama sakroiliyak disfonksiyonu görüyoruz orada. Ya da sakroiliit dediğimiz o eklemin iltihaplı demek doğru değil de yangı diyeyim ben. Yangılı bir rahatsızlık durumu gelişiyor orada. Ne oturabiliyorsunuz, ne kalkabiliyorsunuz, ne üzerine yatabiliyorsunuz, ne diğer tarafa dönebiliyorsunuz. Oturmak, yatmak bile sıkıntılı bir hale gelebiliyor. Bu sebeple ben de bu kaslar için özel bir video hazırlamak istedim. Bu dönüş söz konusu olduğu zaman bunu kompanse edebilmek için, çünkü vücudumuz böyle çalışır. Bir yerde bir şey bozulmaya gittiği zaman hemen onu dengelemeye, düzeltmeye, çekmeye çalışır. Bu bozulma söz konusu olduğu zaman hemen onun karşı tarafında onu kompanse edecek bir yapı olduğunu görüyoruz. O yapının da sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Siz de zaten kendinizde fark ediyorsunuz. Orada da devreye piriformis kası ve kalça ile ilgili diğer kaslar giriyor. Bu kas da o sakrum dediğimiz kemiğe tutunuyor. Sakrumu çekiyor ki hani sakrum üzerinden diğer taraftaki bozulmayı düzeltebilip dengeleyebilsin. Ama çoğunlukla dengelenmiyor maalesef. Çünkü bu yapıları esnetmek gerekli. Kas gevşeticiler yeterli olmayabiliyor ya da kısa süreli durumu çözüyor ama üzerine yük binmeye devam ettikçe artık kas gevşeticilerin de işe yaramaz hale geldiğini görüyoruz. Şimdi size öyle güzel bir egzersiz göstereceğim ki hem bir taraftaki iliopsoas kasını esnetirken hem de diğer taraftaki piriformis ve diğer kalça çevresi kasları aynı anda esnetmiş olacağız. Bu
egzersizi yumuşak bir zeminde yapmakta fayda var. Benim gibi böyle duvar kenarında olursanız dengenizi sağlamanız daha rahat olacaktır. Bir adımımı öne atıyorum. Yerde dizim zeminde kalacak. Bazılarınızın diz kapağı problemli, bazılarınızın dizi problemli. Çok rahat bunu yapamayabilirsiniz. Yere çömelemeyebilirsiniz örneğin. O zaman kanepe ya da karyolanızın üzerine de çıkarak bunu yapabilirsiniz. Çok daha rahat olduğunu göreceksiniz. Danışanlarımda hiç zorlanmadan uyguluyoruz bunu. Şu dizimin 90 derece olmasını istemiyorum. O yüzden biraz daha öne attım ve bu açıyı biraz genişlettim. Böylece daha rahat öne esneyebileceğim. Yavaşça sağ ya da sola savrulmadan, gövdemi şöyle döndürmeden sadece öne doğru esniyorum. Mümkünse de gövdemi geriye doğru esnetiyorum. Böylece bacağımın önündeki kası hem de resimde gördüğünüz iliopsoas kasını daha rahat esnetmiş oluyorum. Sırtım da açılıyor, esniyor biraz geriye doğru. Ama bunu böyle yapamıyorsanız o zaman dizinizin üzerine doğru eğilebilirsiniz. Başlarda böyle yaparsınız. Daha sonra vücudunuz açıldıkça siz de gövdenizi geriye doğru verebilir hale gelebilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz şey yaparken şu dönüşlerin olmaması. Bu tarafta esnettim. Orada 6 saniye bekliyoruz bu arada. Diğer tarafı öne atıyorum. Tam 90 değil, biraz daha ileri. Öne doğru esnedim. Dengemi korumak için duvardan destek alabilirim ya da siz kanepeniz üzerinde yapıyor olabilirsiniz. Geriye doğru kendimi esnettim. Çok güzel. 6 saniye bekledim, geri geldim. 6 saniye beklemek için ne yapabiliriz? Esnedikten sonra 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 ve geri geldim. Şimdi bir de yönüm size doğruyken tekrarlayacağım egzersizi. İleriye doğru adım attım. Gördüğünüz gibi ne dönüyorum herhangi bir tarafa ne de yamuluyorum. Dimdik karşıya doğru esnedim. Geriye doğru gövdemi verdim. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Geri geldim. Diz değiştiriyorum. Bu size çok zor geliyorsa, yani bir taraf çalışmak sizi zorlayacaksa, o zaman bir tarafı 6 ya da 8 tekrar yapın. Sonra diğer tarafa geçin. Esnedim öne doğru düz bir şekilde. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Bugün de anlatacaklarım bu kadardı. Dilerim faydalı ve verimli bir video olmuştur. Eğer başka şikayetleriniz de varsa, örneğin omuzla ilgili ya da boyunla ilgili, YouTube'da Aynur Baş yazarak omuz ya da şikayetiniz her neyse boyun şeklinde yazıp aratarak konuyla ilgili daha önce çekmiş olduğum videolara ulaşabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz sizleri de aramıza bekleriz. Bir başka konuda, bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.